Cenab-ı Hak elhamdülillah bize meccane insan olarak yarattı. Biz insan olmayı kendimiz tercih etmedik. Haberimiz yoktu insan olmaktan. Demek en büyük lütuflardan biri. Fakat onunla beraber mümin olarak yaratılmak. Yani o sıfatla ama mümin olmanın hakkını vereceğiz bu dünyada. Nasıl vereceğiz? Cenab-ı Hak Efendimizi rahmetel âlemin en büyük rehbere Cenab-ı Hak bizi meccane ümmet kıldı. Biz bir gayret, bir say, bir şeyden sonra, bir mesaiden sonra efendi ümmet olmadık. Bu da bir lütuf. Üstü lütuflar. Fakat son nefes ayrı. Son nefes o büyük bir imtihanın neticesinde vereceğimiz bir eğer müsbet inşallah veririz bir hakiki bayram olur. Dünyamızda iki bayram var. Bayramlar gelişi güzel verilen bir günler değildir. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, yaklaşabildiğimiz zaman, yaklaşabildiğimiz kadar verilen bir icazettir bayramlar. Mesela bir Ramazan bayramı geçirdik, bir takva neticesinde Cenab-ı Hak o icazeti veriyor. Bir bayram icazetini veriyor. Namazla, oruçla, hayır hasenatla, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakla, Cenab-ı Hak sonsuz bir cömertliği var. Bir geceyi bin ayın ecrini bir gecede ihsan ediyor. Ondan bir icazet veriyor. Bu icazet tabii herkesin icazeti ayrı ayrı. Demek bayram büyük bir şükran günü, bir teşekkür günü, bir nimet günü. Bir de bize bir hayatımız böyle bir Ramazan haline geçecek, son nefesinde bir bayram haline geçecek. Önümüzdeki ay hatta 20-25 gün kaldı bir ismi Kurban Bayramı. Kurban deyince koyun kesmek, inek kesmek hatıra geliyor. Değil, kurban bir fedakarlıktır. Cenab-ı Hak niye kurbanı indirdi? Olabilirdi ki Cenab-ı Hak İsmail'e İbrahim emrettiği gibi aileden birinin bir kurban verilmesini isteyebilirdi. Fakat Cenab-ı Hak ne kadar bir cömert ki, bir lütuf ki insan ne kadar çok seviyor, insan kendisine yaklaşacak güzel bir kul olacak. Tam İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam piçağı boynuna koyduğu zaman ikisi vedalaştı. Ondan sonra Cenab-ı Hak koçu indirdi. Evladıyla güzel bir mümin oldu. Cenab-ı Hakk'a bir dost oldu. Demek ki burada evlatlarımız çok mühim. Kıymetli beyler, kıymetli hanımlar, evladımı nerede yetiştiriyoruz? Cenab-ı Hak İbrahim'e bir nam verdik buyuruyor. Selam İbrahim'e buyuruyor Saffat suresinde. Teyyattan sonra da İbrahim aleyhisselam'a salat getiriyoruz. Bu teslimiyette İsmail aleyhisselam Kâbe'yi yaptı babasıyla beraber. Peygamber oldu. Kainatın fahri ebedi Resulullah Efendimiz onun sülbünden geldi. Demek ki bunlar fedakarlığın getirdiği birer neticeler. Demek ki bizim İbrahim aleyhisselam yine kendisinin ateşe atmaya gönülden razı olması, tevhidi korumak için Cenab-ı Hak serin ve selamet ol buyurdu. Hep fedakarlık. Baktığımız zaman hayatta da daima misalleri uzatmak istemiyorum. Her fedakarlığın karşısında Cenab-ı Hakk'ın büyük yardımı geliyor. Bunu en müşahhas ashâb-ı kirâm'da görüyoruz. Nasıl o zaman büyük bir coğrafyaya yani ashâb-ı kirâm'ın da nasıl büyük bir coğrafya hakimi? Ta bir ucu Çin'e, bir ucu Semerkant'a, bir ucu Afrika'ya her tarafı Müslümanlar bu fedakarlık neticesinde Cenab-ı Hak lütfetti, yardım etti. Demek ki bu bayram da bize Kurban Bayramı bir fedakarlığı hatırlatan. Ben Allah için ne kadar fedakarlık halindeyim. Mevlana buyuruyor ki sakın diyor sen kurban ediyor. Koyun kesmek, kebap yemek, et yemek kendini ziyafet anlama diyor. Kurban diyor bir fedakarlıktır. Fedakarlığın bir sembolüdür kurban. Sakın diyor keçinin diyor gölgesini kurban etme diyor. Yani bir tefekkürün derinleşsin diyor. İdrakin açılsın diyor. Kiminle dost olacaksın onun farkında ol diyor. Boş şeylerle, çakıl taşlarıyla dost olma diyor tabiri caizse. Şu kainatın hâlıkıyla dost ol diyor. Cenab-ı Hak da etler ve kanlar Allah'a gitmez, sizin takvanız gider buyuruyor.
Demek ki bir de Kurban Bayramı da bizim bu şuura gelmemiz. Demek ki hayatımız bir Ramazan bayramı idraki içinde, bir Kurban Bayramı idraki içinde olacak. Son nefes وَلَا تَمُنْتُوا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ bir bayram sabahı olacak. Ancak Müslümanlar olarak ölüm bu. Ölürsünüz buyurmuyor. Kimsenin bir garantisi yok. Herkes bir meşhur. Peygamberlerin dışında herkes bir meşhulde. Bu dehşete hazırlanmak, son nefese hazırlanmak, kabre hazırlanmak. Kabre kabirde hazırlanamazsın. Bitti. Fasıl dünyada. Kıyamette de bir hazırlanamazsın. Ondan sonra yine bir sıraçtan geçilecek, cehennem üzerinden geçilecek. En korkulu an orada. Ayşe Vâdîm'e soruyor, ya Rasûlullah diyor, bizi hatırlayabilir misiniz diyor, ahirette? Ya Ayşe, üç yerde hatırlayamam diyor. Onlardan biri de bu sıratın önünde diyor. Kitaplar verildiği zaman buyuruluyor. Soldan verilir, sağdan mı verilecek? Orada esas hayatımı yeni baştan gösterilecek. اِقْرَ كِتَابَكْ buyuruyor. Kitabını oku, bugün nefsin kâfidir buyuruluyor. Gözler konuşa, Allah sana bu gözü niye verdi, sen nerede kullandın? Kulağı niye verdi, nerede kullandın? Vücudu verdi, vücudu nerede kullandın? O, hepsi bunlar dil olacak. Burada yalnız ağzımız dil, orada uzuvlar dil haline gelip konuşacak. Mekanlar konuşacak. Velhâsıl işte bu ancak bir Ramazan yaşanırsa, bir kurban yaşanırsa Cenab-ı Hak inşallah bir son nefes, son nefesten sonra büyük bir selamet inşallah. Herkesin bir üzüntü içinde olacağını biliyor Rasûlullah Efendimiz. Münafıkın Sûresi'nin de ölüm anı gelir de, ya Rabbi biraz azıcık bir zamanı uzatsan da sadaka versem, sadakası para değil, her şey sadaka. Allah için yaptı. Ve salihlerden olsam demeden evvel infak et buyuruyor. Efendim buyuruyor, salihler de diyor bir üzüntü için diyor, keşke daha öteye gitseydik. Fasıl bitti çünkü. Artık ileri geri yok. Velhâsıl Rabbimiz inşallah cümlemizi inşallah şu yaşadığımız şu dünyanın kıymetini bildirir. İlyas aleyhisselam ölüm meleği gelir, Ezrail gelir. Ürperir. İlyas der, sen peygamber niye ürperdin der. Ölümden mi korktun yoksa der. Yok der. Dünya hayatı benim çok büyük bir lezzetti der. İbadet ediyordum der. Yaşıyordum der. Yaşatmaya çalışıyorum, tebliğ ediyorum der. Şimdi de mezarda ise rehin kalacağım kıyamete kadar. Bu lezzetten mahrum olacağım. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bu evliya Allah'ın, peygamberlerin şu dünyada taşıdığı lezzetleri Cenâb-ı Hak nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar en çok çilelerden geçen çile çemberini peygamber benim buyuruyor. Fakat dünyanın geçmiş bütün peygamberlerin en mutlu insan efendimizdi. Niçin? Kalp Cenâb-ı Hak'la beraber. Allah'ın verdiği nimetleri doğru kullanmak. Cenâb-ı Hak efela taakkulun buyuruyor. Aklı doğru kullanmak. Aklı vahyin içinde kullanmak. Eğer aklı vahyin içine çıkartırsan akıl insanı yoldan çıkartır, akıl insanı rezil eder. Onun için Efendimiz bir kişiye bahsediyor ama keyfi akluhu buyuruyor. Aklı vahyin içine kullanmak taakkul. İkincisi aklı düzgün kullanırsan tefekkür gelişir. Kur'an'da tefekkürün içinde kullanabilmek. Cenab-ı Hak hep şu mektebi âlemden misaller veriyor. اَفَلَا تَتَفَكْكُرُونَ buyuruyor. Bu tefekkürün neticesinde kalp rahmani vitrinler seyredecek, şeytani vitrinler kendini koruyacak, o zaman tezekkür başlayacak. Cenâb-ı Hak unutmayacak. Şu gülü gördüğü zaman unutmayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Şimdi biz bunu getirene teşekkür ediyoruz. Cenâb-ı Hak bunu halketmeseydi önümüze gelir miydi? Şu toprak terkimi, bu renk, bu dekor, bu ahenk nasıl çıkıyor? Bu koku nereden geliyor? Kim lütfediyor? Fâil-i mutlak kim? İşte kalp öyle bir hale gelecek ki ilahi azameti, ilahi kudret akışları, ilahi akışları bir tefekkür halinde olacak. Kalp dirilecek, uyanacak kalp. İşte o zaman ne olacak? Elâ bizikrillâhi tatmainnül kulûb. En büyük lezzet kalpte başlayacak. Dünyadaki bütün lezzetler bir hiç haline gelecek, bir çakıl taş haline gelecek. Hiç kimse bir çakıl taşını alıp kasaya kilitlemez.
kıymetli şeyini kasıyor. Kalp de bir kasadır. İşte Süleyman Aleyhisselam kalbinin kasasına hiçbir zaman dünyevi bir şey yerleştirmedi. Kalp Cenab-ı Hak'la beraber hocam nimel ab diyor. O büyük varlık içinde nasıl bir kul oldu? Ne güzel bir kuldu buyuruyor Süleyman. Eyyub Aleyhisselam bunu yokluk içinde kalbini kullandı. Üf of vesaire hiç olmadı. Daima bir razıyım ya Rabbi hali oldu. Onu da Cenab-ı Hak nimel ab Eyüp ne güzel bir kuldur buyurdu. Velhasıl demek ki iki hadise çok zor. Aynâ-i Şâkirîn, malı hazmedebilmek, kullanabilmeyi bilebilmek, istikam etmek. İkincisi, yokluğu hazmedebilmek. Demek ki aynâ-i Şâkirîn, fukarâ-i sahibi bir nedrette, ortasında kalabalık bir cadde.